yani deminden beri. Sadece bir saatçi kardeşim gibi yani. Hayır Ayriye. Kızlar hadi. Ne yaptınız kızlar? Nergis Hanım, vallahi evi indirdik, kaldırdık, kırkladık. Mis gibi oldu. Oh, ellerinize sağlık. Abla, biz de hazırız. Hah, tamam. Nergis Hanım, izin verirsen, şimdi biz bütün işleri de bitirdik. Kına için alışverişe gidebilir miyiz? Biliyorum bu akşam Medine'nin kınası var. Tabii tabii, gidin. Maaş? Maaş. Şimdi alışverişe gideceğiz ya, ben senden hiç almadım. Hani başladığımdan beri birazcık hani maaştan versen. Ha yani aybaşı gelmedi diye şey yapmamıştım ben ama... madem acil ihtiyaç şimdi vereyim. Vallahi ben de bu kadar derdimin arasında kınamına uğraşıyorum sizin için. Ha, kusura bakma ya, vallahi seni de uğraştırıyoruz da. Yok yani yanlış anlama, sana para vermek dert değil de... biraz kalabalık bunalttı da beni. Ha ya şimdi bak, bu akşam bu kızın kınası var. Sonra nikahlanacak, ondan sonra evli evine, köylü köyüne yani. Herkes yerine. Evet, evet. Ama o yüzden sen de rahat edeceksin inşallah. Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi gidelim. Efendim? Sen ne? Sen evde kalacaksın. Bir şey lazım olur, Nergis Hanım'a yardım edersin. Getir götür. Ya temizlikçi miyim ben ya? O ne biçim laf öyle Esma ya? Otel mi burası? Öyle hiçbir şey yapmadan girip çıkacağız. Git bir işin ucundan tut. Hadi, hadi. Ya yok ya. Abla, yani ben şimdi evlendikten sonra Murat Bey'in evine mi gideceğim? Aa, o ne biçim soru kız? Ne bileyim yani, sonuçta formalite evliliği. Murat Bey de şimdi beni böyle meraklı sanmasın. Formalite falan ama olmaz yani öyle insanların gözüne sokar gibi. Ondan sonra ailem işkillenecek, çirkefleşecek. Sonra abinlerle mi uğraşacağız ya? Gideceksin, nikahtan sonra Murat Bey'in evine yerleşeceksin. Böyle formalite diye başlar. Sonra ne olur Allah bilir. Nasip abla. Acaba Hayriye izin alabildi mi? Kız daha çıkmamış. Yani yemin ediyorum bu nikah, nişan işin içine girmeseydi bu izni almazdım sizden ama son. Ben sana evde kal dedikçe sen sürekli izin istiyorsun. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ya siz de haklısınız tabii ama yani söz konusu olan durumu siz de biliyorsunuz. Bu Medine'nin cani abilerini gördünüz. İlle de evleneceksin, ille de evleneceksin diyorlar. Kızcağız da ne yapsın? Bu zamana tarih almış yani. Hem Medine'de benim kardeşim bir yerde. Tamam Ayriye. Ama bu kına son olsun. Ha, son olamaz ama. Sebep? Sebep çünkü kına olunca otomatikman nikah da oluyor. Yani o yüzden yarın da nikah var, ona gideceğiz. Ama söz, yani söz yok. Kına, nikah. Söz ben bir daha izin istemeyeceğim. Hayriye bundan sonra hep evde. İyi tamam git. Yani biraz da size de güvenerek, size, sizin yapabileceklerinize söyledik. İzin verdin mi sen? Verdim, git dedim, git. Ha. İyi tamam o zaman gideyim ben. Gidiyorum hem de içim rahatlamış olarak gidiyorum. Niye diyecek olursan sonuçta Bülent'i senin gibi bir ilim, irfan sahibi insanla, bir doktorla bırakıyorum. Benim gibi koca karı ilaçlarıyla uğraşan biriyle değil yani. Şu an şansını fazla zorluyorsun. He. Tamam o zaman ben gideyim, şansımı zorlamayayım. Hayriye. Sen de hayırlı sporlar. Kaldır, indir. Hayriye. Git. Gidiyorum. Valla ektiklerinin bütün ürünlerini, mahsullerini alıyorsun Demet Bey. Sana helal olsun. Allah'a değiyor. Gel gel biraz daha konuşalım ya. Ha? Bence o hareketi de yanlış yapıyorsun ama tabii. Songül Hanım. İsmail Bey. Ne güzel sizi görmek. Sağ olun. Geçen sefer siz şey yapmıştınız, sormak için. Şimdi de ben geldim sormak için yani şey Hayriye'yi. Ne iyi oldu.
Hayriye'nin burada çalıştığına sevindiğim nadir anlardan birini yaşıyorum şu an. Abla, Hayriye diyordun. Hayriye. Hayriye, çağırayım tabii ama önce şu bana geçen gün verdiğiniz sözü hatırlatmak isterim Songül Hanım. Ne sözü? Çay bahçesi. Ha, çay bahçesi. Unutmuşum. Hatırlattım işte. Ne zaman gideriz acaba? Vallahi şimdi bizim telaşımız var. Medine Murat Bey'le nikahlanıyor yarın. Düğün eviyiz yani. Bu akşam da kınamız var. Bekleriz isterseniz. Yani şu nikah işleri bitsin, ondan sonraki izinde gideriz inşallah. Anam, Misot'a bak. İsmail, dünyadan esirgediğim bütün gülücükleri ablama mı fışkırttın? Pişmiş kelleye dönmüşsün valla. Anam, senin kamzen mi vardı? Yelekli kazanova seni. Şşş, rezil etme, rezil etme. Abla, ben iznimi kopardım. Hadi macera başlasın. Hadi, düşün önüme. İyi günler Songül Hanım. İyi günler İsmail Bey. İyi günler Songül Hanım. İyi günler İsmail Bey. Üzgün dur. Yok ya. Abla yani bakıyorum da sen benden fazla bizim evdesin. Tamam kız, başlama gene. Başlamayayım başlamayayım diyorum ama sonra bir bakıyorum ablamla İsmail kuytu köşelerde agani gin agani. Hay Allah'ım ya, kız abartma ya. Abla yok, Hayriye doğru mu söylüyor? Ateş böceği sardı mı? Bana bak Medine, sen de buna uyma, valla gebertirim ikiniz de. Medine kız, ne ateş, yangın var, yangın var. Ama abla ben bu yangını söndürürüm, ben söyleyeyim sana yani. Niye? Ya bu İsmail bizim gibi değil ha. Patronum da patronum. Kraldan çok kralcı. Yok Hayriye şu 10 dakika sonra burada ol. Yok Hayriye oraya gitme. Yok Hayriye 3 dakika sonra burada ol. İyi de sen de evde durduğun yok. Adam haklı ya sokaklarda ya dışarılarda. He vallahi ablam doğru söylüyor Hayriye. Senin elin işte, gözün oynaşta. Oynaşta bu oynaşta. Medoş'a bak, sen evleniyorsun diye mi böyle laflar ediyorsun? Oynaş mı oynaş? Neyse, oklar bana dönmeden ben burada kapatıyorum, konuyu değiştiriyorum. Vallahi ne iyi ettik ha. Sonunda çıktık şu siteden yani. Ay. Bir bacımın başı bağlanıyor, diğeri köşelerde fingirdemede. Ay şimdi yine aynı mazlumlukta. Neyse, mutluyuz, paramız var. Var var. Kız ben de Nergis Hanım'dan para aldım ha maaştan. Ben alamadım, o kadar izin bizim aldığım için tabii. Ama yani paramız var. Demir verdi. Aa, demir mi? Bunun bana borcu vardı ya. Ha. Onu böyle güncel faizle verdi. Tefe tüfeğe göre hesaplamış. Tefeci değil Allah'tan. Şunu uzatır mısın kardeş? 3 kişi. Abla şey soracaktım ben sana. Feyyaz Bey Hayriye Demir hakkında bir şey dedi ya, ben anlamadım bunu. Neydi o? Ana Feyyaz Bey benim hakkımda dedikodu mu yapıyor kız? Kızım şu anda baş şüpheli sizsiniz. Sensin sen. Ne şüphelisi? Ya bu şey Yasemin'in evinin şeyi var ya, hınızını hınızını. Ha, Yasemin evinin hınızını. Hanımefendi alır mısınız para üstünü? Ya ben de anlamıyorum, ne diyorsunuz siz ya? Medine kardeşim, şu şifreli iş olayını anlamıyorsun sen, sonra anlatırız geç. Şey diyor yani, Yasemin'i hastanenin önüne bırakan, onun evdeki hınızınısını alan, acaba diyor Hayriye ile Demir mi diyor? Ne? Hayriye tamam dur. Benle. Bak herkes bize bakıyor, tamam Hayriye. Demir'le ben kazayı. Ben de bekliyorum. Hınızını bizde. Abla biraz yavaş be. Ay tamam canım, kusura bakma sen de, Allah Allah. Bunlar da ya bir iki sesimizi duyunca şey ediyorlar. Niyetli niyetli. Başına vurdu niyetli. Bu demek o yüzden bana garip garip davrandı orada öyle. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.